Evet arkadaşlar, Almanya gerçekten sıkıcı mı? Yani bu tabii ki Almanya'dan ne beklediğinize göre değişecektir. Fakat ortalama bir Türk vatandaşı, ortalama bir hayatının büyük bölümünü Türkiye'de geçmiş bir insan için düşünürsek Almanya'yı sıkıcı bulmanız için birçok sebep var. Sokakların genel olarak boş olması ve pazar günleri olan o ıssızlık, yani gerçekten pazar günleri sokakta ölseniz sizi kim görür? Kim şey yapar bilmiyorum yani. Gerçekten o ıssızlık insanın İçini sıkıyor yani, gerçekten sıkılıyorum. Hani Türkiye'de yani çoğu insan tabii ki büyük şehirlerde yaşıyor ama küçük şehirlerde de yine insanlar dışarıya çıkarlar yani, dışarıda cumartesi pazar hiç fark etmez. Büyük şehirlerde zaten herkes dışarıda. Yine küçük şehirlerde de belki kadınlar biraz evde oluyor olabilir ama erkekler de genellikle işte en kötü kahveye giderler. Yani evde durmazlar. Bu Almanlar pazar günleri ne yapıyorlar ben bilmiyorum yani. Sabahtan akşama kadar uyuyorlar mı? Ev işi mi yapıyorlar? Yani marketler kapalı zaten. Hani marketlerin kapalı olması da zaten insanı bunaltan bir şey yani açıkçası. Yani cumartesi akşamı evde bir şey eksik. Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamayacaksın yani. Onu gidip alamayacaksın. Bir durum da arkadaşlar, bizim bu içinde bulunduğumuz politik durum. Yani evet, Türkiye'nin gündemi çok üzücü, çok kötü haberler de dönüyor genellikle. Fakat çok böyle bir aktif, yani çok canlı şeyler var. Çok garip haberler var. Mesela işte Adana'da güneşe ateş açan adam mesela. Yani Almanya'da böyle bir haber görmüş olamazsınız. İşte ne bileyim. Yani şimdi aklıma fazla bir örneği gelmedi ama çok garip garip şeyler var. Yani olumlu veya olumsuz, çok aktif, çok dinamik, böyle her şeyin çok hızlı bir şekilde değişebildiği bir atmosfer var. Yani o yüzden yani Almanya'nın politikası, hayatın genel işleyişi, işte bürokrasisi, böyle işte bir şey için aylar önce randevu almanız, sonra 2 ay sonraya, 3 ay sonraya randevu verilmesi, işte mesai saatlerini denk getirememeniz, mesela haftanın 3 günü falan çalışması bankaların gibi. Bu tarz şeyler de yani hayatın işleyişini yavaşlatan şeyler bunlar bence. İşte hala postaların kullanılması, posta kutularının çok önemli olması ve hala birçok şeyin dijitale geçirilmemiş olması gibi. Yani bizdeki o hız yani inanılmaz. Yani o bizde her şeyin o değişiyor olma hızı aynı şekilde gelişmelerde de böyle. Yani Almanya'da bir şey değişeceği zaman onun işte uzun bir süre yasaya geçmesini bekliyorlar. Bizde biraz böyle her şey anlık oluyor yani, çok hızlı ve dinamik bir hayat var. Şimdi tabii ki arkadaşlar, sosyal ilişkilerde de çok büyük farklar olduğunu söyleyebilirim. Yani genellikle insanlar şöyle düşünürler, yani ben işte Almanya'ya gittim, Almanlar beni dışlıyorlar, işte benimle konuşmak veya görüşmek istemiyorlar, İşte Alman arkadaş yapamıyorum vesaire. Şimdi arkadaşlar, bu Almanya'da yaşayan insanlar, Almanlar, hatta benim Almanya'da yaşayan Türk akrabalarım bile bizim şeyden farklı, yani bizim de Türkiye'deki insanlardan farklılar yani. Mesela ben hani, ya da işte normal bir Türk vatandaşı hani okuldan, üniversiteden, işte liseden yani hemen hemen tanıdığı herkesi ekler yani. Değil mi? Eklersin yani. Çok bir sohbetin, muhabbetin olmasa bile adını, soyadını, tipini bildiğin kişiyi ekliyorsun Instagram'dan falan. Ama bunlar mesela, ben sormuştum mesela. Diyor ki işte bir ay, 2 ay konuşmadığım birisi olduğu zaman ben onu Instagram'dan çıkarıyorum diyor. Yani ben ona mesaj atıyorum, işte o bana yazmıyor falan, ben o zaman onu çıkartıyorum diyor. Uzun bir süredir görüşmediğim birisi varsa onu ben Instagram'dan çıkartıyorum diyor. Birazcık genellemeye girmiş olacağım ama böyle bir şey var yani, benim anladığım kadarıyla. Yani onlardan birçok kişinin çocukluktan gelen arkadaşları oluyor. Yani 2-3 kişi oluyor vesaire. Bunlarla arkadaşlıklarını devam ettiriyorlar. Ama böyle yeni arkadaşlar edineyim, çok fazla insanla tanışayım, İşte çevrem genişlesin vesaire, bu bizimki kadar değil yani. Bizimki kadar interaktif olmak istemiyorlar. Bizimki kadar, bizler kadar böyle sosyal olmaya çabalamıyorlar yani arkadaşlar. Yani bizde düşünsene, mesela anneanneleri, babaanneleri düşünün. Tamamen hepsi bir network yani. Mesela network, mesela burada bir anneanne var, babaanne var. İşte burada mahalle, burada başka mahalle falan. Burada bir şebeke gibi çevredeki potansiyel işte damat, gelin, artık neyse, onları keşfediyor, işte liste oluşturuyor böyle. Yani scout ekibi gibi düşünün. Yani birazcık böyle bizde tabii ki toplumsal bir yaşam var. Bireysel yaşam yok. Birlik olarak yaşam, grup olarak yaşam, işte aile kavramı da mesela öyle. Yani bireysel karardan çok kişisel kararlardan çok ortak kararlar alınıyor. Yani bu biraz farklı. Yani burada Almanların çok daha bireysel olduğunu ve bireysel karar verdiklerini, çoğu konuda kendi başlarına olmayı tercih ettiklerini söyleyebilirim. O yüzden yani aslında size mesafe koyduklarını düşünüyorsanız, tabii ki yani kısmen hani dil farkından dolayı, işte kültür farkından dolayı farklı bakabilirler. Sonuçta Hristiyan bir kültürden gelen bir ülke ve
Müslüman bir kültürden gelen bir ülke. Farklı yani bunlar hani bizim için çok aşırı farklı gözükmese bile özellikle yaşı büyük olan insanlar için büyük bir fark bunlar. Zaten Almanca dilinin de kendisi de yani gerçekten o kadar böyle her şeyi olduğu gibi söyleyebileceğiniz kadar detaylı yani tam olarak düşündüğünüzü ifade edebileceğiniz kadar detaylı bir dil. Yani böyle bir dili öğrenebilmek zaten artık sizin bir şekilde mantık olarak o dilin mantığına, o insanların, o kültürün mantığına uyum sağlayabiliyor olmanız anlamına da geliyor bence. Tabii ki işte bu fiziksel temas, işte sözlü konuşmalar vesaire dediğim gibi mesafe var yani bizimki kadar. Yani bu tarz fiziksel temaslar ben hiç görmedim, denk gelmedim, karşılaşmadım. Bir anda böyle samimi olma, bir anda böyle kişisel her şeye girme, herkesin başkalarının her şeyini bilmesi, işte insanların böyle birbirlerinin hayatlarına müdahale etmesi falan bunlar yani bize göre daha az yani kesinlikle. Şu şey abartı ben hani başta söyledim ya dedim sokakta hani başıma bir şey gelse kimse yardım etmez falan gibi. Yani bunu ben abartı buluyorum yani kesinlikle hani başına bir şey gelse bence en azından yardımcı olmaya çalışırlar. Polisi ararlar, ambulansı ararlar vesaire. Açıkçası işte marketlerde, dışarıda, bir yerde falan öyle hani bana karşı kötü bakıldığını veya işte benimle konuşulmadığını falan görmedim. Hani benimle konuşuyorlar. Hani bir şeyler soruyorlar vesaire. Şu ana kadar deneyimlediğim ama böyle işte İspanya'daki, Portekiz'deki gibi böyle dokunmalı falan değil. Mesela İspanya'da ben işte metroda bir yerde yürüyordum. Arkamdan biri omzuma dokundu. Ne alaka kardeş yani. Türkiye'de bile yapmıyorlar bana böyle. Omzuma dokundu bana işte yol soruyor. Yani gerçekten çok şaşırmıştım. Yani sen hani tanımadığın birine nasıl öyle yapıyorsun? Çok garip gelmişti. Türkiye'de de bu hani olabilen bir şey ama eskisi kadar olduğunu zannetmiyorum. Özellikle büyük şehirlerde bence büyük bir değişim var. Onun dışında arkadaşlar bir de şeyle alakalı da bir durum var. Mesela bizim dediğim ya dinamik bir coğrafyadayız. Dinamik bir politik durum. Dinamik her şey bir anda değişiyor. Her şeye adapte olmak zorunda oluyorsun. Yani sürekli bir mücadele ve acele içindesin. Yani sürekli bir telaş içindesin. Bizim Türkiye'de bizim yetişme biçimimiz bu yani. Sürekli sorun, 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 sorun. Çözüm üret, çözüm üret, çözüm üret, çözüm üret. Yani sürekli öyle bir şeyler kovalıyorsun. Yani aslında bence bu güzel bir şey. Yani tabii ki o durumda yaşamak, sürekli stres altında, sürekli arkandan köpek kovalıyormuş gibi yaşamak çok hani hoş bir şey değil yani. Mutlu edici bir şey değil ama insanı geliştiren, insanı güçlendiren bir şey. Bence hani bizde bunun olması yani böyle işte bir anda plan yapabilmemiz, bir anda karar verebilmemiz, işte çoğu ortama duruma adapte olabilmeyi başarabilmemiz yani bence bu beceriler bence Almanlarda bu kadar fazla yoktur. Yani benim düşüncem bu. Yani o yüzden bence bizim insanımız, bizim kültürümüzdeki insanlar daha renkli profillere sahip olabiliyorlar diye düşünüyorum. Yani tabii ki ne istediğinize göre, ne aradığınıza göre değişir. Ama bana göre Almanlar birazcık stabiliteyi temsil ediyor. Yani tabii ki ben tek tip toplumlar demek istemiyorum. Bunu kastetmiyorum. Ama bana göre stabilite, düzen, disiplin yani bunları ifade ediyor bana göre. Ama tabii ki birçok konuda Almanlara daha çok güveneceğimi söyleyebilirim. Yani işte dakiklik konusu olsun, işte ekonomik şeyler olabilir. Birinden borç isteme vesaire olabilir. Yani bence o tarz konularda Almanlar daha güvenilirdir. Ama dediğim gibi böyle bir renkli kişilik, işte renkli sohbet, işte şakalaşma, işte absürt şakalar vesaire. Şimdi ben hani Almanların içinde çok fazla olmadığım için bunları çok fazla genellemiş oldum. Aslında hani şaka kültürü gerçekten Almanya'da da gelişmiş. Yani bunu reddedemem ama yani biraz daha bence bunda da bir bireysellik var. Yani çok yakından tanımadığım bir kişiyle çok fazla böyle şakaya girmiyorsun galiba benim anladığım kadarıyla ama şeyde mesela çok geniş dilleri varmış bu argo şakalaşmalarda, belaltı şakalarda falan gerçekten bayağı geniş bir şeyleri varmış yani jargonları varmış. Ama genel olarak yani ben hani Almanya'yı sıkıcı yapan şeylerden en büyüğünün Almanlar olduğunu düşünüyorum. Tabii ki içinde bulunan duruma göre de insanlar şekilleniyor. Onun dışında hava durumu da tabii ki bir etken yani hava hani abartılan kadar böyle bütün kış yağmurlu ve karlı değil yani ama hava erken kararıyor işte ne bileyim soğuk hava oluyor işte hani bilmiyorum ben hani belki de Türkiye'de yetiştiğim için öyle bakıyorum yani hava karanlıkken mesela böyle bir içime enerji dolmuyor mesela bilmiyorum. Açıkçası arkadaşlar ben 7-8 ülke gördüm. Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz, Kıbrıs, Türkiye yani bunları gördüm. Yani arkadaşlar bence Almanya işte Türkiye'ye, İspanya'ya, Portekiz'e vesaire bu ülkelere göre kıyaslarsak gerçekten sıkıcı yani benim kendi düşüncem. Tabii ki belki daha uzun burada yaşarsam fikrim değişebilir ama
Bence böyle yani. Tabii ki Evet. arkadaşlar, bu sıkıcılık durumu Almanya'nın eyaletinden eyaletine değişiklik gösterebilir. Benim gözlemlediğim kadarıyla Almanya'nın en eğlenceli kısımları Berlin ve bu batıdaki işte Dortmund, Essen, Duisburg, Düsseldorf olan, yani benim gözlemlediğim kadarıyla arkadaşlar Almanya'nın en eğlenceli, en keyifli bölgeleri benim için birinci sırada Berlin, sonrasında ise Münih, Hamburg veya bu batı bölgesindeki işte Düsseldorf, Essen, Dortmund tarafları. Benim şu ana kadar işte çevreden duyduklarımı, gördüklerimden çıkardığım varsayımlar. Tabii ki ben geleli daha bir ay oldu. Ben hani burada Almanya'da doğma büyüme birisi değilim. Ve bu videoda da tabii ki ön yargılarıma yer verdim. Çünkü yani tamamen bildiğim bir şey değil ama işte deneyimlediğim şeyler de var. Yani ben buraya gelmeden önce yine 3 kere Almanya'ya gelmiştim. Burada benim çok fazla işte akrabam, tanıdığım falan da var. Yani arkadaşlar bence hani evet, gerçekten bulunduğu imkanlar, işte ekonomi, işte hayat standartları, kalite, her şey süper. Şimdi sıkıcılık derken şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Mesela bizim Türkiye'de her tarafında başka bir iklim var. Her tarafında işte kiminde dağlar denize paralel, kiminde denize dik, işte kiminde kurak bölge, kiminde işte yemyeşil yaylalar vesaire. Kimi buz gibiyken kimi sımsıcak falan. Yani Almanya'nın birçok bölgesinde işte hava durumları, işte iklim, bunlar yakın yani, çok böyle uçurum yok arada en azından. Onun dışında işte yaşam standartları konusunda da böyle, işte şehirlerin kalitesi, işte hayat kalitesi konusunda da böyle. Hani bu olumlu ve keyifli bir şey ama dediğim gibi bu ülkenin birçok yerinin birbirine benziyor olması, işte iklim, mimari vesaire. Hani bence arkadaşlar Türkiye'ye kıyaslarsanız daha renksiz bir coğrafya. Yani bence hani sıkıcı olmasının temel sebeplerinden birisi de bu yani.